Evet, Paskalya tatili için Prag'a geldik. Prag'da çok güzel bir alan var. Hayvanat bahçesi var. Hayvanat bahçesini gezmek için geldik buraya. Gördüğünüz gibi büyük kertenkeleler var burada. Bir tanesi çok yakın. Sanki hamile gibi. Göbeği çok büyük ama tam emin değilim. Ya buraya böyle ılıman bir bölge yapmışlar. Çok sıcak burası. Burada genelde tropikal bölgede yaşayan hayvanlara koymuşlar burada. Onlar yaşıyor. Özellikle özel cins maymunlar mevcut burada. Çok nemli ve orangutan dediğiniz. Evet, hayvanat bahçesinin bu bölümünde kutup ayıları var. Ama ne yazık ki bunların böyle psikolojisi bozulmuş herhalde. Çok güzel hayvanlar. Ama burası onlar için biraz sıcak. Yani sürekli sağa sola gidip geliyorlar. Ve bu hayvanların nesli tükeniyor. Ya burada onun ömürleri ne kadar uzun olacak onu tam bilmiyorum ama insan keşke doğal ortamda yaşayabilseler. Evet, bu alanda dev kaplumbağalar var. Epey büyük bunlar ve bayağı da yaşlı. Şurada bebekleri falan da var. Burada onlara doğal bir ortam yaratmışlar. Nabuya Heidling Skinke. Evet, bu bölümde geyikler var. Gerçi geyikleri Almanya'da biz her zaman görebiliyoruz. Köyümüzde bile geyik yaşıyor bizim. Yani bunların biraz tüyleri farklı galiba. Şu benekli benekli noktaları var, beyaz beyaz. Evet, Prag'daki hayvanat bahçesini geziyoruz. Zvětří nějaké nebezpečí. Na hrob z toho má to, že ten pták, když zvětří teda nějakou hrozbu, tak potom poplašní pání, že se má zanožit nebo se někam ulít.
Evet, bu bölümde lamalar var. Böyle geniş bir alanda. Onlara ayrılmış burası. Biraz türleri farklı bunların. Şurada bilgi yazacağım ama bir bakmak lazım nereden geldiklerine. Hemen bakalım. Şu an tükürdü. Nereden geldikleri yazmıyor. Ha, şeyden. Latin Amerika'dan getirmişler. Evet, Prag'da hayvanat bahçesine geziyoruz. Burası gerçekten çok büyük bir yer. Bütün hayvanlar için büyük alanlar yapılmış. Alanları çok çok geniş. Şu anda burada fillerin olduğu bölümdeyiz. Şu önümüzdeki biraz yaşlı galiba, çok durgun. Şu diğer tarafta daha genç olanlar var. Biraz sonra oraya doğru gideceğiz. Eğer yolunuz Prag'a düşerse mutlaka buraya gelin. Güzel zaman geçirirsiniz. Çocuklar için çok ideal bir yer. Prag'dan herkese sevgiler. Burada farklı bir geyik türü var. Buna genelde elç diyorlar ya, Norveç'te yaşayan hayvanlar. İsveç'te, Finlandiya'da bulunan hayvanlar bunlar ve bunların sütünden peynir yapıyorlar. Çok güzel hayvanlar. Evet, Noel Baba'nın arabası çeken geyik türü aslında bunlar. Kuzey ülkelerinde, Norveç'te, Finlandiya'da, o bölgede yaşayan geyikler. Evet, Noel Baba'nın geyikleri bunlar. Ve atlar. Hayvanat bahçelerinin vazgeçilmez hayvanları. Burada da sevimli bir türü var. Renkleri falan çok güzel. Pony değil bunlar annesi. Biraz da küçük boyları ama farklı hayvanlar bunlar. Atlar her zaman güzeldir. Thank you.